Uçan ayakkabılar. Delikanlı yeni bir eve taşınmıştı. Bir ayakkabı fabrikasında bölüm şefiydi. Çok yakında düğün yapacağından sağa sola koşuşturmaya vakit bulamıyordu. Annesi babası hatta bütün kardeşleri uzaktaydılar. Komşular da onu görmezden geliyordu. Fakat zemin katta rastladığı çocuk farklıydı. Binaya girip çıkarken onu aynı pencerede görüyor. Gülümseyen gözleriyle el sallayan çocuğa avuç dolusu öpücük gönderiyordu. Baharla birlikte işler değişti. Havalar ısındığından pencereler açılmış, küçük çocuk gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Delikanlı o güne kadar hep buğulu bir cam arkasında gördüğü arkadaşıyla tanıştı. Küçük çocuk yine aynı yerdeydi ama hiç olmazsa sesini duyuyordu. Delikanlı evden birkaç dakika erken çıkar, ufaklıkla ayaküstü sohbetler ettikten sonra aceleyle işine yarışırdı. Anlatıldığına göre küçük çocuk annesiyle birlikte yaşıyordu. Almanya'da çalıştığı söylenen babası da bir gün ona mutlaka dönecekti. Bu sohbetler sırasında çocuk ona bir fotoğraf gösterip "İşte babam bu," dedi. Kucağında bulunan da benmişim. Konuşmaların tamamı çocuğun babasıyla ilgiliydi. Delikanlı başka bir konu açmak isterse de küçük çocuk lafı alıp dolaştırıyor. Büyük ustalıkla babasına getiriyordu. Bu şekilde birkaç ay daha geçti. Ramazan bayramı iyice yaklaşınca delikanlı bu vefalı arkadaşına bir hediye vermeyi arzu etti. En iyi hediye de herhalde ayakkabıydı. Bir gün ona bu niyetini açıkladı ve ne türlü bir ayakkabıdan hoşlandığını sordu. Küçük çocuk gözlerini uzaklara çevirip "Uçan ayakkabılardan isterim," dedi. "Onları giydiğimde dilediğim yerlere uçayım." Delikanlıya göre küçük çocuk bir hayal dünyasında yaşıyordu. O Türk ayakkabıların sadece filmlerde ya da rüyalarında gördüğünü söylese de çocuk bu isteğinden vazgeçmedi. Bayram günü gelince delikanlı birkaç çeşit ayakkabı modelini güzelce paketleyip o küçük arkadaşını ziyaret etti. Onu evinde ilk kez ziyaret edecekti. Küçük çocuk kapıyı açtığında inanılmaz derecede heyecanlıydı ve istediği hediyeyi dört gözle bekliyordu. Peşli vücudu ile tekerlekli iskemlede dik durmaya çalışıp "Uçan ayakkabılardan isteyip sizi masrafa soktuğum için özür dilerim," dedi. "Ama babama başka türlü kavuşamam."